Of canım babam benim. Tamam. Biraz daha düşmüş. Bak terliyorsun. İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. İyi olacaksın, iyi olacaksın. Canım babam benim ya. Bak nasıl üşüttün kendini. Yok tuğla öreceğim, yok malzeme bulacağım derken. Sana bak, doktora gitmeyiz değil mi? Yok, yok gitmeyiz. Ha. Merak etme. Annem iyi eder seni. Annem nerede hakikaten ya? Başka bir şey lazımsa getireyim. Yok yavrum, yok. Bak bunu bana rahmetli annem öğrettiydi. İstersen gel otur, sana da öğreteyim. Gel. Şimdi bunun içi çok önemli. Hani bazısı sade kıyma koyuyor, öyle olmaz, iyi güzel olmaz. Yani bunun soğanını, karabiberini böyle bol koyacaksın. O zaman çok güzel olur. Bir de benim bir sırrım var. Ne? Et suyu. Bunu et suyunda haşlayacağım. O zaman var ya. Çok mu güzel oluyor? Aynı senin gözlerin gibi olur. Çok güzel olur. Benim bir oğlum var. Kadir. Onun da gözleri aynı senin gibi böyle maviş. Şimdi böyle ulu orta konuştuğumu duysa var ya. Bayağı seviyorsunuz oğlunuzu. Çok. Yavrum benim öyle bir kalbi vardır ki. Yani bütün dünyayı sığdırır içine. Ama böyle diyorum diye şey sanma yani. Hani öyle sulu göz duygusal biri değil. Bazen bir inadı tutar ki. İşte o zaman kale duvar gibi yani vur vur yıkılmaz. Evin hanımı yok mu? Bir de bir kız vardı. Onlar yukarıda, bir akrabaları geldi. Gitsin inerler. Peki siz bizi yemiyoruz dediniz. O kadar mantı hacıya çok değil mi? Mide fesadına uğrayacak ama. İnşallah. Bıyıklarda bir acayip demir böyle fırçak. Fırçak. Allah'ım ya. Adam getirtelim hacım. Sen şimdi kızacaksın bana ama bir kere benim sözümü dinle. Adamları getirtelim. Bunların hepsini eşek sudan gelinceye kadar dövsünler. Ceketlerini bile vermeyelim sırtlarına. Don gömlek kovalım gitsinler. İş aksayacak diyorsan endişelenme. Ben bir iki günde toparlarım her şeyi. Bütün teyiz. Yok Muhsin, yok. Geri çekiliyoruz. Nasıl hacım? Kadir bilmeden söyledi ama hakkı var. Doğru söylüyor. Biz bunların üstüne çok gittik. Onlar da köşeye sıkışmış it gibi bizim üstümüze saldırıyorlar. Hacım anladım da şimdi biz geri çekilirsek bunlar daha çok cesaretlenecek. Yok yok. Sen bir sohbet ayarla. Ben bunlara bir konuşayım. Gazlarını bir alayım. Tamam hacım, sen nasıl dersen. Annem mi söyledi sana bunu? Telefonda. Ne dedi? Ben Selahattin'in evinde çalışıyorum dedi. Bu kadar mı? Yani yardım gibi bir şeymiş herhalde. Haftada bir iki gün. Başka ev mi yok ya? Vallahi abi varsa söyle biz gidip çalışalım. Ha tesis evi ne fark eder ki? Hepimiz aynı adama çalışmıyor muyuz? Annem yapmasa bari. Abi ya ben doymadım. Yeni bir kavgam daha olsun diyorsan valla gelince kendisine söyle.
Ben gidip babama şu çorbayı içireyim. Çok kötü değil değil mi baba? Ay yok be abi, soğuk almış sadece. Merak etme, ben onu iyi ederim. Takma sen kafanı. Misafirin varmış. Çok tatlı kadın. Bana mantı yapmayı öğretti. Yaparım sana bir gün belki. Bir sorun yok diyorsun yani. Selahattin'i soruyorsan evde değil o. Zaten benim gördüğüm anne nal toplatır, acı hiç aklım kalmaz. Demesi kolay. Annem bana emanet. Merak etme. Yalnız benim sana bir şey göndermem lazım. Bir çanta. Çanta mı? Ne var içinde? Aşk mektupları mı? Gelince görürsün. Kabahatimin diyeti diyelim. Bana bak, bir delilik yapmadın yine inşallah. İlk defa delilik yapmadım diyeyim. Tamam, konuşuruz sonra. Öperim. Ben de. Ne bakıyorsun oğlum? Macera adamı ya. Dönmüşsün tehlikeli sulara. Kulaç seslerin ta tuvaletten duyuluyor. Kulaç sesi değildir o tuvalette duyduğun. He? Hadi, hadi.